Ben Sayın Başbakanımıza ayılırken buradan çıkana kadar duygusal olduğumu söyledim. İsterseniz birlikte şu anda bile gidebiliriz demiştim. Gazetelerde de yansıdı bu. O denenebilirdi, giderdim. Ama bir gün evvel bir televizyonda canlı yayında siyasette duygusallığa yer olmadığını söyledi. Ben de buradan çıktıktan sonra bugüne kadar duygusaldım 11 senedir. Buradan çıktıktan sonra duygusal olmayacağım. Evime gidecektim. Belki Ankara'da kalacağım. Sayın Hüsamettin Özkan. Ecevit'in canlı yayındaki açıklamaları Hüsamettin Özkan krizinde son perdeyi açmıştı. Tüm gözler DSP'de her an kopması beklenen fırtınaya çevrilmişken sahneye bu kez MHP lideri Bahçeli çıktı. İki gün önce yapılan liderler zirvesinde alınan seçim yok kararına rağmen Bahçeli erken seçim diyor, hatta tarih veriyordu. Siyasi belirsizlikten neyi kastediyorsanız ki kastettiğiniz 57. Cumhuriyet Hükümeti'nin bozulmasıdır. O zaman bu amaçlarınızı millet iradesine dayalı olarak yapmaya cesaret ediniz. 1 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağıralım. 3 Eylül'de erken seçim kararı alalım. Geçmiş dönemde olduğu gibi 60 günlük bir seçim takvimi içerisinde seçimleri yapalım ve seçim tarihini 3 Kasım olarak belirleyelim. Açıklamadan hemen sonra MHP'liler meclisi olağanüstü toplamak için girişimlerini başlattılar. Meclis 1 Eylül'de toplanacak, 3 Kasım'da da seçim yapılacaktı. Bahçeli'ye göre MHP'siz ve Ecevit'siz koalisyon senaryoları bu erken seçim çağrısıyla bozulmuştu. MHP'ye göre de Sayın Ecevit'in başbakanlığı devre dışı bırakıldıktan sonra ikinci aşamada MHP'siz bir yeni koalisyon denemesi yapılacak. Bir hükümet modeli vardı. MHP'yi dışlayan bu modelde de Avrupa Birliği yasalarının daha kolay geçirileceği düşünüyordu. Buna Avrupa Birliği hükümeti deniliyordu. Bu Sayın Özkan'ın veya Sayın Yılmaz'ın başkanlığında planlanmıştı. Ancak burada hesaplanmayan iki gelişme oldu. Birincisi Sayın Ecevit'in beklenmeyen bir direnç göstermesi ve sağlığının düzelmesi ve DSP milletvekili sayısı olarak hemen hemen tam ortadan bölünmesine rağmen hükümette kalmakta direnmesi Sayın Başbakan'ın ve MHP'nin de bu gelişmelere erken seçim, çok erken seçim talebiyle karşılık vermesi. Seçim bombasının patladığı günün ertesinde Ankara'da siyaset kazanı kaynama noktasına gelmişti. Sabah saatlerinde 80'e yakın DSP'li Rahşan Ecevit'in çağrısıyla genel merkezde bir araya geldi. DSP erken seçim istemiyordu. Başbakanlık binası ise daha da hareketliydi. Ecevit'in önceki gün canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından Hüsamettin Özkan başbakandan randevu istedi. Görüşmenin öğleden sonra 4'te yapılması kararlaştırıldı. Özkan'la görüşmesinin hemen öncesinde Başbakan Ecevit, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti. Yapmış olduğumuz toplantının sonucunda almış olduğumuz karar... Görüşmenin ardından yazılanlara göre Hisarcıklıoğlu, Ecevit'i DSP'nin hızla bir dağılma sürecine girdiği yönünde uyarmıştı. Ancak hala çok geç kalınmış sayılmazdı. Başbakan az sonra görüşeceği Hüsamettin Özkan'ın ayrılmasına engel olmalıydı. Ecevit ise kendinden emindi. Hükümet dimdik ayakta, ben görevimin başındayım. DSP'ye de hiçbir şey olmaz. Özkan'ın başbakanlık resmi konutuna gelişi flaş haber olarak duyuruldu. Bir saatlik görüşmenin ardından açıklama yapmadan ayrılan Özkan, daha sonra başbakanlığa gelerek yazılı bir açıklama yaptı. Bugüne kadar Sayın Ecevit'le geldim, onunla giderim dedim. Bugün bu sözümü de tutuyorum. Hatta onun isteği üzerine ondan önce gidiyorum. 11 yıl sonra Sayın Başbakan'dan siyasette duygusallığa yer olmadığını öğrendim. Sizlerle görüşme fırsatını bulamadım. Yani mikrofonların önünde. Şimdi veda için geliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bakınız, bakınız. Açıklamamı yazılı olarak yaptım. Hiçbir sorunuza cevap veremeyeceğim. Özür dilerim.
Hepinizi çok seviyor ve sayıyorum. Görevinizde başarılar. Hiçbir zaman DSP'nin parçalanması için bir çaba içinde olmadım. Olay şöyle oldu. Hüsamet Tünözkan 1991'de Ankara'ya gelmiş ve her şeyine Ecevit'i adamış olan bir insan ve hiçbir zaman Ecevit'i saklamış olan bir insan. Sadakat her şeyin üstünde geliyor Hüsamet Tünözkan açısından. Kendisinin dışlanması ve tasfiye edilmesi Ecevit tarafından, Hüsamet Tünözkan bunu kabul edemedi. Bunu hiçbir şekilde kabul edemedi. Bülent Bey kendisini dışlamasaydı, bence Hüsamet Tünözkan yine Bülent Bey'e sadık kalacaktı. Ondan benim bir herhangi bir kuşkum yok. Özkan'ın istifa haberi siyaset dünyasını sarsmıştı. Ancak bu sarsıntı çok geçmeden bir depreme dönüşecekti. 3 saat içinde DSP'den 24 istifa haberi geldi. Özkan'a yakın isimler olarak bilinen Kültür Bakanı İstemiyan Talay, Devlet Bakanı Recep Önal ve Meclis Başkan Vekili Ali Ilıksoy da görevlerinden ve partilerinden istifa ettiler. Bakanların ardından DSP'li milletvekillerinin de istifaları geldi. Özkan, Talay, Önal ve Ilıksoy'un da aralarında bulunduğu 17 DSP'li milletvekili istifa ettiğini açıkladı. Özkan ayrıldığında, DSP'den ayrıldığında bunun parti içinde bir çalkantıya, sıkıntıya, bir çözülmeye yol açması kaçınılmaz gözüküyordu. Bu bizim tahmin edebildiğimiz bir, öngörebildiğimiz bir gelişmeydi. Ama bu ölçüde yani kendisinin istifasını vermesiyle birlikte böyle onlarca milletvekilinin aynı gün böyle birbiri ardına ayrılmaları, bunu hiçbirimiz öngörememiş. Yani Ankara'da siyaseti izleyen gazetecilerin büyük bir bölümünün bunu tahmin edemediklerini söyleyebiliriz rahatlıkla. İstifacılar 8 Temmuz akşamı yemekte bir araya geldiler. Belki de hayatlarındaki en uzun günün muhasebesini yapıyorlardı. Kadehleri yeni bir siyasi hayatın şerefine birbiri ardına kalkarken, o gece baskıya giren gazeteler, istifacıların yeni bir parti kurma aşamasına geldiğini yazıyordu. DSP'de istifa depreminin yarattığı toz bulutu arasında 3 ismin yoğun temaslar içerisinde olduğu gözden kaçmadı. Hüsamettin Özkan'ın yerine Şükrü Sina Gürel'in atandığı sıralarda Devlet Bakanı Kemal Derviş, Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le görüşmek üzere dışişlerine gidiyordu. Bir durum değerlendirmesi yapacaklardı. Günün son ikili görüşmesinde eski başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan'la Devlet Bakanı Kemal Derviş akşam yemeğinde bir araya geldiler. Birçok sorunun çözümünde çok büyük katkısı oldu. Ben istifa günü burada yoktum. Haberim de yoktu. Olayı kendi açısından bana anlattı. Bütün ayrıntılarıyla ben de dinledim. Çok da güzel bir yemekti. Günün sonundaysa DSP'den ayrılan milletvekillerinin sayısı 33'e yükselmişti. İsteğimiz dışında hareket ederek sadece bir refleks gibi bunu nükleer bomba gibi ortaya koyduk. Bu bir çözümdü. İçinden yeni oluşum yani istifa eden arkadaşlarımız çıktılar. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık Bülent Bey'in sağlık sorunları nedeniyle artık siyasi hayatının, siyasi kariyerinin sonuna yaklaşmakta olduğu düşüncesi DSP içindeki pek çok milletvekilinde de paylaşılan bir görüştü. Bir şekilde DSP'de kaldıkları ve siyasi hayatlarına, kariyerlerine Bülent Ecevit'le devam ettikleri takdirde bu aslında siyasi hayatlarının sonu bitmesi anlamına geleceğini düşünüyorlardı. Eğer Bülent Bey deseydi ki çocuklar nasıl istiyorsanız bir kurultay murultay yapalım, bir genel başkan seçilsin falan, o zaman da yapıp yapmamayı düşünürlerdi. Ama hem Bülent Bey kalacak hem Demokratik Sol Parti'nin durumu böyle, o zaman insanlar tabii biz ne olacağız yani? %7, %8, %3, %2 neyse alacak bir partinin içinde kalıp da 4 Kasım'da milletvekili olmamak, böyle bir imkan varsa bu imkanı deneyelim dediler diye düşünüyorum. Esas motif yeniden milletvekili olmaktır.
Ve de bu çok haklıdır. Orada tabii bir yeni bir rüzgarın, yani Hüsamettin Özkan, İsmail Cem, o eksen içinde yeni böyle bir hareketin ortaya çıkması ve bunun da kamuoyunda işte bir rüzgar alması, pek çok milletvekilini BSP'de kalmaktansa, şu an öbür tarafa geçelim, şu an yani onlar da kendi bekalarını, düşünürler. Onlar da işte siyasete özellikle devam etmek isteyen milletvekilleri. Türk siyaseti belki de en hareketli haftalarından birini yaşıyordu. En aktif isimlerin başındaysa Devlet Bakanı Kemal Derviş vardı. Derviş sabah saatlerinde DYP lideri Tansu Çiller'i ziyaret etti. Yazılanlara göre Derviş, belirsizliğin aşılması için şart olarak gördüğü Avrupa Birliği yasalarının Çiller'in de bulunduğu bir ekiple çıkarılması önerisini sunmuştu. Oysa Çiller'in planı başkaydı. O başbakan olmak istiyordu. Hem de Amerika'nın düzenleyeceği bir Irak operasyonu sırasında. MHP'nin erken seçim riski ve hükümetin DSP kanadındaki istifaların şoku sürerken tüm gözler 10 Temmuz'daki Bakanlar Kurulu'na çevrildi. Bu, Başbakan Ecevit'in 67 günlük bir aradan sonra katıldığı ilk Bakanlar Kurulu toplantısıydı. Yaklaşık bir saat süren toplantının hararetli tartışmalara sahne olduğu konuşuluyordu. Toplantıya istifacıların yerine yeni atanan 6 bakan da katılmıştı. Derviş, ekonomideki son gelişmeleri anlattığı sırada Ecevit'le konuşmasını sürdüren çiçeği burnunda Başbakan Yardımcısı Gürel'i sert bir dille uyarmıştı. Bu uyarıdan sonra konuşmasını sürdüren Derviş, ekonomideki belirsizliğin aşılması için piyasaların satın alacağı yeni siyasi senaryolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyordu. Bakanlar Kurulu'ndan hemen sonra bir araya gelen Ecevit ve Yılmaz'a bir saat sonra Bahçeli de katıldı. Yapılan üçlü zirvenin konusu seçimdi. Seçim tarihi konusunda Yılmaz ve Bahçeli karşı karşıya geldiler. Gün geçtikçe ortam ısınıyor, ipler geriliyordu. İstifalar devam ediyor, DSP'de sular durmuyordu. Başkent, ikili görüşmelerle yoğun bir trafik yaşıyordu. DSP'deki hareketlilik istifacılarla sınırlı değildi. Parti içi reform istekleriyle tanınan ve dokuzlar olarak bilinen grup, Ecevit'le görüşmüş ve olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı. Yazılanlara göre dokuzlara yakın olarak bilinen Şükrü Sina Gürel'in başbakan yardımcısı yapılmasında bu görüşme etkili olmuştu. Ecevit bu kritik aşamada parti içi dengeleri daha fazla bozmak istemiyordu. Ancak durum Ecevit'in düşündüğünden daha da ciddiydi. Disiplinleri ve merkeze bağlılıklarıyla övündüğü Taşra Teşkilatı'ndan istifa haberleri geliyordu. Özkan, Cem ve Derviş üçlüsünün ard arda görüşmelerinden sonra 10 Temmuz akşamı Ankara kulisleri İsmail Cem'in istifa edeceği iddialarıyla yankılandı. Söylentiler çok geçmeden doğrulandı. Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ertesi gün yazılı bir açıklamayla görevinden ve partisinden istifa ettiğini ilan etti. Yayılan haberlere göre sırada Devlet Bakanı Kemal Derviş vardı. Derviş'in Başbakan Ecevit'le yaptığı sürpriz görüşme bu iddiaları kuvvetlendiriyordu. Ve beklenen oldu. Derviş, piyasaların kapanmasının ardından istifa dilekçesini başbakanlığa gönderdi. Ancak çok geçmeden kimselerin tahmin edemediği bir gelişme yaşandı. Troika'nın üçüncü ayağı Derviş istifasını geri almıştı. Derviş yaşanan gelişmeleri kısa bir açıklamayla özetledi. Başbakan Ecevit'le görüşmemin ardından son siyasal gelişmeler konusunda Sayın Başbakanımızın da görüşlerini göz önünde tutarak istifa dilekçemi vermiştim. Ancak daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın talepleri üzerine istifa dilekçemin işleme konulmamasını kabul ettim.
Derviş'in istifasını geri alması Bahçeli'nin ipleri koparmasına neden oldu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın bu olayda tarafsız kalması gerektiğini düşünüyordu. Bahçeli'ye göre Kemal Derviş'in hükümette kalması artık kabul edilemezdi. Bahçeli'nin bu açıklamalarına TÜSİAD'dan yanıt geldi. Derviş, ekonomik programın garantörüydü. Rahat bırakılmalı, seçimlere kadar istifası istenmemeliydi. Derviş'in önce istifa etmesi ve çok geçmeden de bu kararını geri alması kafalarda soru işaretleri yarattı. Derviş'in istifasını Ecevit mi istemişti? Kararını bildirmiş gibi görünüyordu. Ona rağmen ben ısrar ettim. Ona rağmen Sayın Cumhurbaşkanı ısrar etti. Ve bizim telkinlerimizi, ricalarımızı kabul etti. Bildiğiniz gibi dün akşama doğru bu yeni oluşum denen parti adı olmadığı için yeni oluşum denen birlikten ayrıldığını kabul etti. Ecevit'in derviş ve yeni oluşumla ilgili açıklamaları ortalığı iyice karıştırdı. Bu açıklamalar üzerine derviş, hükümette kalmasının yeni oluşumu desteklemediği anlamına gelmediğini söyledi. Ancak derviş üzerine yapılan spekülasyonlar son bulmadı. Ertesi gün çıkan gazetelere göre Bakan Derviş yakında hükümetten ayrılacaktı. Derviş'in durumundaki belirsizlik piyasaları karıştırdı. Ekonomi sayfalarında çıkan haberler, IMF Başkanı Köhler'in Derviş'i aradığını ve istifasının zamanlaması açısından uyardığını yazıyordu. Derviş, altında imzası bulunan programı tamamlamadan ayrılmamalıydı. İsmail Cem'den boşalan Dışişleri Bakanlığı'na Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel atandı. Gürel, iki görevi birden yürütecekti. Kıbrıs konusunda hassas olan yeni bakan, Avrupa Birliği sürecine halefinden farklı gözle bakıyordu. İlişkiler yeniden gözden geçirilmeli, Türkiye üyelik konusunda aceleci davranmamalıydı. DSP'deki istifa hareketinin amacı artık açıkça ortaya çıkmıştı. Yeni oluşum en kısa sürede partileşecekti. Hareketin lideri Ankara'da gazeteciler cemiyetinde yaptığı toplantıda kamuoyunun önüne çıktı. Milletvekili arkadaşlarımızla ve tabii öncelikle de Sayın Hüsamettin Özkan ve Sayın Derviş'le birlikte yeni bir hareketi başlatmak kararını aldık. Medyada esen destek rüzgarlarını arkasına alan İsmail Cem, soluğu Anadolu'da aldı. İlk durağı seçim bölgesi olan Kayseri'ydi. Ancak Kayseri gezisi, yeni oluşumcuların yaşadığı ilk hayal kırıklığıydı. Oluşumun liderleri alkışlardan çok protestolara maruz kaldılar. Ancak moralleri bozulmadı ve örgütlenme için hemen kollar sıvandı. Yeni oluşum İsmail Cem liderliğinde 22 Temmuz'da partileşti. Yeni Türkiye, Türk siyasi hayatının 47. partisiydi. Partisinin temelinde yer alacağı düşünülen Troika ise bir türlü hayata geçirilemedi. Derviş'in istifasını geri almasıyla başlayan süreç, yeni oluşumun kısa tarihinde bir dönüm noktası olacaktı. Temmuz ayında siyaset dünyası belki de hiç olmadığı kadar hızlandı. Koalisyonun en büyük partisi konumundaki DSP, istifalardan sonra milletvekillerinin yarısını kaybetmiş, mecliste dördüncülüğe düşmüştü. İstifa depremi artık hükümeti de tehdit ediyordu. Ertesi gün hükümeti oluşturan partilerin milletvekili toplamı 276'nın altına düştü. Hükümet çoğunluğunu kaybetmişti. Bu gelişmeden sonra Türk siyasetinin en uyumlu koalisyonu olarak gösterilen hükümetin üç ortağı arasında sürtüşmeler açığa çıktı. ANAP ve MHP arasında öteden beri var olan çatışmalara şimdi de DSP ve MHP arasındaki anlaşmazlıklar ekleniyordu. Bahçeli Kemal Derviş'i hükümetten göndermeye kararlıydı. Kalması halinde MHP hükümet çalışmalarına katılmayacaktı. Derviş, hükümet ve yeni oluşum arasında bir tercih yapmalıydı.
Ancak MHP'nin bu hamlesi Ecevit'in beklenmedik çıkışıyla etkisiz kaldı. Başbakan, derviş giderse ben de kalmam diyordu. MHP, derviş uğruna koalisyonu bozmayı göze alamamıştı. Temmuz ortasından itibaren siyasi gündeme erken seçim tartışmaları damgasını vurdu. Her yerde seçim konuşulsa da iktidarı muhalefetiyle herkes ayrı telden çalıyordu. 16 Temmuz'daki zirvede iktidar partileri DSP, ANAP ve MHP seçimlerin 3 Kasım'da yapılması üzerinde uzlaştılar. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın seçim kararı Eylül'de alınırsa seçimler 3 Kasım'a yetişmez uyarısını dikkate alan koalisyon liderleri meclisin Ağustos başında toplanmasını kararlaştırdı. Artık erken seçim için düğmeye basılmıştı. Ancak bu uzlaşmanın üzerinden daha bir hafta bile geçmemişti ki Başbakan Ecevit seçim istemediğini açıkça ilan etti. AKP ve HDP güçlenmişti. 3 Kasım'dan sonra rejim bunalımı yaşanma tehlikesi vardı. HDP veya AKP, ben politika yapmadan konuşmak istiyorum. Mahsurlu gördüğümüz taraflar vardır, gider oy vermeyiz netice itibariyle. Halkın oy verdiği de başımızın üzerindedir. Ben bu iki partiye de oy vermeyeceğim, o açık. Yani vermeyeceğim oy ama bu partiler tehlikeli. Yanlış bir şey. Eğer ben tehlikeli görüyorsam gider savcıya başvururum. Ne demek tehlikeli? Başbakanın partilerle ilgili böyle bir değerlendirme yapması, kendisini buna yetkili görmesi, böyle bakması meseleye yanlış. Ecevit'in bu çıkışına MHP yeni bir restle karşılık verdi. Seçim kararından dönüldüğü takdirde MHP hükümetten çekilecekti. Seçimlerin 3 Kasım'dan sonraya ertelenmesi veya 3 Kasım'da yapılmasını fiilen imkansız kılacak şartların ortaya çıkması halinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak hükümet etme sorumluluğunu paylaşmayı sürdürme imkanının artık kalmayacağı açıktır. Ecevit bu riski göze alamadı. Seçim kararının gereği yerine getirilecek ancak son ana kadar mücadeleye devam edilecekti. Görünüşte DSP hariç hiçbir parti erken seçime karşı çıkmıyordu. İktidar partileri arasındaki görüş ayrılığı muhalefette de gözleniyordu. %10'luk baraja takılma ihtimali meclisteki birçok partinin korkulu rüyasıydı. Bölünme yaşayan iki parti, DSP ve Saadet Partisi seçim istemiyordu. Doğru Yol Partisi ve anketlerde önde giden Adalet ve Kalkınma Partisi içinse seçimin zamanlaması önemliydi. 312. maddeden hüküm giymiş olan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım'da aday olamama ihtimali AKP'nin tavrını etkileyebilirdi. Yeni Türkiye Partisi ise örgütlenmesini tamamlayamadan seçimlere yakalanma riskiyle karşı karşıyaydı. Ancak seçim lafı edilmişti bir kere. ANAP'ın umudu Avrupa Birliği yasalarındaydı. Mesut Yılmaz uyum yasaları için destek turuna çıktığında muhalefet partilerinden önce seçim sonra Avrupa Birliği yanıtını aldı. AKP ve DYP'nin 22 Temmuz'da olağanüstü toplantı için verdikleri önerge, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için düştü. Meclis, iktidar partilerinin isteği doğrultusunda 1 Ağustos'ta toplanacaktı. Hükümet olmak için Millet Meclisi'nin güven oyu yeterlidir. Fakat hükümet edebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de göz önünde tutmak gerekir. Herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salt çoğunluğunu karşısına alacak bir hükümet sağlam temellere dayanıyor sayılamaz. Deniz Kuvvetleri'nin Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki önemi Yüzen Kaleler Çelik Kanatlar belgeselinde. Bağımsızlık Savaşı'ndan bugüne elde edilen zaferler, yıkımlar ve Yüzen Kale uçak gemilerinin rolü. Aylarca kara görmeden geçen özlem dolu yaşamlar. Yüzen Kaleler Çelik Kanatlar belgeseli yarın gece 21'de TV8'de. Beş üyenin yer değiştirmesiyle hükümet meselesi bir yerden bir yere geçecek duruma girmiştir. Maalesef bu yol açılırsa Türkiye'de bunalım sona falan ermiş olmaz, daha da çok artar. Şöyle gelirseniz arkadaşınızın şeyine mani oluyorsunuz. Bunalım, şimdi başlamıştır bunalım.
Genel kurul salonu tarihi günlerinden birini yaşıyordu. Meclis sıralarını dolduran 514 milletvekili seçim önergesi lehinde ve aleyhinde yapılan ikişer konuşmadan sonra oylamaya geçtiler. Günlerce süren kulisler, tartışmalar ve restleşmeler milletvekillerinin parmak uçlarında son buldu. Elektronik oylama kazanan tarafı ilan etti. Seçim isteyenler 449, istemeyenler 62. Şimdi sıra Avrupa Birliği yasalarındaydı. Seçim kararının alındığı günün ertesi, meclisin gündeminde uyum yasalarının ilk maddesi olan idam cezasının kaldırılması bulunuyordu. Komisyon görüşmeleri sırasında Saadet Partisi, ANAP, DSP ve YTP'den destek gelirken, DYP ve AKP idamın kaldırılmasına çekince koydu. Meclis Danışma Kurulu'nda MHP'nin itirazı sonrasında uzlaşma sağlanamadı. ANAP bu engeli yasa paketinin genel kurulda görüşülmesi yönünde verdiği önergeyle aşabildi. Çetin tartışmalar ve ateşli söylevler arasında geçen genel kurul idam cezasını ertesi gün öğleden sonra 162 reddoyuna karşılık 256 oyla kabul etti. Aralıksız 16 saat çalışmanın sonunda paketin ana dili, azınlık vakıfları ve düşünce suçlarını içeren diğer kısımları gecenin geç saatlerinde meclisten geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu performansı hem iç hem de uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Ankara kendinden beklenenin de ötesinde bir reform paketini geçirdi. İdamı kaldırdı. Özellikle Abdullah Öcalan açısından idamı takip ettiğini de biliyoruz Avrupa Birliği'nin. Bu ceza kalktı. Bu Avrupa Birliği'nin beklediği bir gelişmeydi. Hatta beklemediği bir gelişmeydi. Türkiye bu kararı verdi. Ardından işte Kürtçe eğitim, Kürtçe öğrenim, Kürtçe yayın gibi talepleri vardı Brüksel'in. Türkiye bu imkanı da sağlamış oldu ama bunun karşılığında Brüksel'le bir pazarlık yapılmış değil. Bunun karşılığında Avrupa Birliği Türkiye'ye ne verecek hala bilmiyoruz. Aralık ayında yapılacak Kopenhag zirvesi öncesinde bize müzakere tarihi verip vermeyecekleri de belli değil. Onun için ifade ettiğiniz en fazla sonucu almak açısından baktığınızda şu anda Brüksel bu sonucu elde etmiş görünüyor. İlk günlerde Avrupa Birliği'nden gelen sıcak mesajlar daha sonraları yerini temkinli açıklamalara bırakacaktı. Yasaların çıkması olumlu bir adım olsa da bu görüşmelerin hemen başlatılacağı anlamına gelmiyordu. Başkentte sıcak geçen Temmuz'u daha da sıcak bir Ağustos ayı uğurluyordu. Seçim kararının ve Avrupa Birliği yasalarının kabul edilmesinin ardından gözler, Temmuz başında siyasete gireceğinin sinyallerini veren Derviş'e çevrildi. Derviş'in Amerika gezisi sonrasında siyasete girip girmeme konusunda karar vermesi bekleniyordu. Ancak Derviş'in acelesi yoktu. Siyasi tercihini bir an önce yapması yönündeki baskılara da aldırmıyordu. Derviş, Ecevit'le 1 Ağustos'ta Başbakan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında görüştü. Görüşme sonrasında birlikte açıklama yaptılar. Ecevit, Derviş'i DSP'ye davet ederken kamuoyu önünde övgü dolu sözler söyledi. Derviş ise kendisini DSP'ye davet eden Ecevit'e, gelin DSP-CHP-YTP ittifakı kuralım diyordu. Ortanın solu kavramını Türkiye'ye siz kazandırdınız, gelin şimdi Türkiye'nin istikrarı için ortanın solunu birleştirelim. Derviş'in hala aralarına katılmamış olması, beraber yola çıktığı yeni oluşumcularda sıkıntı yaratmıştı. YTP'de kendisine ayrılan genel başkan yardımcılığı koltuğu halen boş tutuluyordu. YTP'de ilk günlerin heyecanı yerini giderek partinin kimliğiyle ilgili tartışmalara bıraktı. İsmail Cem, yeni oluşumun partileşeceğini açıkladığı gün, yeni partinin sosyal demokrat eksenli olacağını ilan etmişti. Ancak İsmail Cem'in sosyal demokrat ekseni basında eleştirilere hedef oluyordu. Yeni parti merkezde olmalıydı. Partinin liderleri arasında yer alan İstemeyen Talay'ın sosyal demokrat değiliz açıklamasıyla kafalar iyice karıştı. Anlaşılan bu tartışmalar İsmail Cem'in de kafasını karıştırmıştı. Zaten kendi ifadelerini de anlıyoruz. Sayın Cem ilk konuşmasında yeni partinin sosyal demokrat bir eksen oluşturacağını söyledi. Daha sonra neden sadece solla sınırlanıyor parti diye eleştiriler geldi. Genel Sekreter Sayın İstemeyen Talay da biz sol bir parti değiliz dedi. Sayın İsmail Cem daha sonra biz galiba demokratik sol partiyiz dedi. Bu ifadelerden anlaşılıyor ki yeni hareketin DSP'den ayrı üzerinde çalışılmış, geliştirilmiş
yeni bir ideolojik yaklaşım yok. Dediğim gibi tamamen DSP'nin başına kimin geçeceği kavgasının erken patlak vermiş olmasından kaynaklanan bir yarılma, bir çatlamadır Yeni Türkiye Partisi. YTP lideri İsmail Cem, Amerika'dan döner dönmez Ecevit'le görüşen Derviş'ten Troika'ya ve Yeni Türkiye'ye olan bağlılığını ilan etmesini istedi. Derviş, Cem'in istediği beraberlik mesajını verse de farklı bir arayış içinde olduğunu saklamadı. Cem ise artık bir siyasi parti lideriydi. Derviş'in arayışlarına saygı duymakla birlikte öz, Yeni Türkiye Partisi'nin güçlü olmasıydı. Derviş, solda geniş yelpazede birlik adını verdiği arayışlarına devam etti. Murat Karayalçın ve Erdal İnönü'yle görüştü. Derviş'in siyasi arayışları DSP'de büyük tepki yarattı. Daha 4 gün önce Ecevit'ten iltifatlar işten bakan Derviş, şimdi DSP'ye yönelik komplonun uzantısı olmakla suçlanıyordu. Hazineden sorumlu devlet bakanlığı gücünü kullanarak, hükümet ve Demokratik Sol Parti karşıtı bir hareketin veya hareketlerin içinde olması kabul edilemez. DSP'nin yayılım ateşi henüz başlamıştı. Bu kez de Ecevit, Derviş'i hayalperestlikle suçluyordu. Hazineden sorumlu bir bakanın il il dolaşıp siyasete yön vermesi kabul edilemezdi. Derviş'in yanıtı gecikmedi. Hala hükümetin bir bakanıyım, gittiği yere kadar da görevimin başındayım. İki gün sonra Başbakan Ecevit'le yaptığı görüşmeden sonra her an istifa kararının açıklanması bekleniyordu. Görüşme sonrası istifa açıklaması yapılmasa da artık ok yaydan çıkmıştı. Derviş ertesi gün istifasını açıkladı. Merkez solda güç birliği ve ittifak arayışlarına devam edecekti. Solda çağdaş sosyal liberal anlayışı yansıtan, benimseyen ve gerçekten Türkiye'de tek başına dahi iktidar olabilecek bir seçeneğin doğması, mevcut seçenekler arasındaki işbirliğinden bunun doğması, bunun için çalışacağım. İstifasının ardından İstanbul'a geçen Derviş, Troika'nın diğer iki ismi Özkan ve Cem'le bir araya geldi. Yol arkadaşları bu kez ısrarcıydı. Derviş artık kararını vermeliydi. Kemal Derviş, Özkan ve Cem'den iki gün süre istedi. Beraberliğin sürdüğünü belirtse de, YTP'ye katılıp katılmayacağına dair soruları geçiştiriyordu. Günler boyunca toplantılar, yemekler ve yakın dostlarla baş başa görüşmeler birbirini kovaladı. Sayın Derviş arayışlarını o kadar fazla uzattı ki ne aradığını artık insanlar sormaya başladılar. Tabii şunu da söylemek lazım. Sayın Derviş Türk siyasetinin gerçeklerine çok yakın durmuyor. Yani bu gerçekleri bilerek hareket ettiğini söylemek zor. Çünkü eğer Türk siyasetinin gerçeklerini bilse ortaya koyduğu proje biraz daha ayakları yere basan bir proje olurdu. Sayın Derviş'in projesi şu, Türk siyaset diline çevirmek gerekirse DSP, CHP, YTP, ANAP, DTP, SHP hepsi bir araya gelsinler, bir parti olsunlar ve mümkünse de başlarına ben geçeyim, böylece bir ittifakla seçime gidelim diyor. Çoğu insan Derviş'in sonunda yeni oluşumcuların yanında yer alacağını düşünse de Derviş, CHP ve Baykal'ı hiç göz ardı etmedi. CHP lideriyle birçok kez bir araya geldi, uzun görüşmeler yaptı. Ankara'daki siyaset kazanı şimdi de Derviş'in tercihini CHP'den yana koyacağı iddialarıyla çalkalanıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uyar mı, uymaz mı şeyine konusundaydı. Aslında uyar tabii. Yani Kemal Derviş de o partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne girebilir. Geniş yelpazesi olan bir parti yapısındadır. Cumhuriyet Halk Partisi çok evvelden beri, tek parti zamanından beri, çok partili dönemde de aynı şekildeydi. Başkaları da girebilir. CHP lideri Deniz Baykal'sa solda bütünleşmenin önemini vurgulayarak isim vermeden YTP'yi CHP çatısı altında birleşmeye çağırdı. İsmail Cem Baykal'ın çağrısını reddetti. Derviş'in ısrarlı ittifak arayışlarına son cevabı sert oldu. İttifaklar umrumuzda değil. Derviş'in kararsızlığı belli ki Cem'in sabrını tüketmişti. Ertesi gün Türk İş'te gerçekleştirdiği toplantıda Derviş, beraber yola çıktığı arkadaşlarından ayrıldığını açıkladı. Merkez solda sosyal demokratları bir araya getirebilecek bir çabanın sürmesi gerekir diyorum. Tabii hızla sonuca varmak gerekir. Çok da vaktimiz yok artık önümüzde.
Yeni Türkiye Partisi başkanları da, yani yöneticileri de, biz bu tür bir birleşme, birliktelik arayışında yokuz. Bunda çaba göstermeyeceğiz dediler. Gerçi başka bir birliktelik var orada. Mesela DTP ile bir ittifak var. Yani tamamen ittifak bizi ilgilendirmiyor demiyorlar. Ama soldaki bir ittifakı ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Demokratik Sol Parti ile bir ittifak çabasını gereksiz gördüklerini açıkladılar dün. Bu durumda artık aynı görüşte değiliz ve bu çabanın içinde olmayan bir partiye girmem kendimle çelişkiye sokar beni. Yani YTP'ye girmem mümkün değil. Derviş bir hafta sonra CHP rozetini yakasına takıyordu. Solda birlik konusunda Baykal'ın çağrısını samimi bulmuştu. Artık Baykal'la beraber çalışacaktı. Yeni Türkiye ile yolunu ayıran Derviş'in CHP'ye katılmasına en çok şaşıranlardan biri de Ecevit'ti. Başbakan bugüne kadar Derviş üzerine yapılan yorumların belki de en ilgincini yaptı. İktisatçı getirdiğimizi sandık, meğer siyasetçi getirmişiz. Siyasetteki hocam dediği Hüsamettin Özkan ve eski dostu İsmail Cem'le bir daha bir araya gelmedi. Troika artık fotoğraflarda kalmıştı. Emin Pazarcı ile Bakış, Irak'taki gelişmelerin perde arkasını aralıyor. Amerika'nın Irak'a yönelik saldırı planları ne? Kuzeydeki oluşumlar önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek? Türkiye, Saddam'a ve Kuzey Irak'a yönelik hangi stratejiyi izleyecek? Bakışta kamuoyunun bilmedikleri ve olayların iç yüzü ekrana gelecek. Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, emekli Büyükelçi Nusret Kandemir ve Türkmen Ali Vakfı Başkanı Hasan Özmen son gelişmeleri Bakış'ta değerlendirecekler. Emin Pazarcı ile Bakış, Pazartesi gecesi 22'de TV8'de. Kim devlete ait sandalyeleri ikram etmek suretiyle hükümet kurmaya kalkarsa veya o çeşit hükümetle devrini açarsa o zaman esas bunalım o zaman başlamış olur. Derviş'in CHP'ye katılmasının ardından siyasi gündemi seçim tartışmaları esir aldı. Mecliste ezici bir çoğunlukça alınan seçim kararına rağmen seçimler üzerindeki sis perdesi kalkmadı. Siyasi belirsizliği gidermek üzere ortaya atılan erken seçim fikri başlı başına bir belirsizlik kaynağı haline gelmişti. Sayın Ecevit'in sağlığı sanki siyasi belirsizliğin sebebiymiş gibi gösterildi ama aslında o gün belirsizlik var, hemen hükümet değişikliği olsun ve hemen seçime gidilsin diyen kesimlerin şimdi bugün seçim sonuçlarını endişe duyduklarında gözlüyoruz. Eğer şimdi anketler bu seçimi isteyen partilerin baraj altında kalacağını gösteriyorsa ki bence öyle. O kaygının hareketle şimdi yaptıkları dayatmanın yarattığı endişeleri tartışır hale geldiler. Onun için belirsizlik belki seçimden sonra daha fazla olacak. Aslında belirsizlik olmaz. Mutlaka siyaset belirsizliği boşluğu doldurulur. Ama seçim sonuçlarını sindirme anlamında aynı kesimlerin zorluğu olduğunu düşünüyorum. Kulislerde yaşanan bu tartışmalar seçim tarihi yaklaştıkça hız kazandı. Meclisteki birçok parti baraja takılma tehlikesini hissetse de kimse seçimin ertelenmesinden yana açıkça tavır alamıyordu. Partilerin seçim konusundaki değişken tavrı seçim tartışmalarını adeta papatya falına çevirdi.
Seçim tarihi yaklaştıkça kulislerde, perde arkası görüşmelerde seçimi erteletme çabaları ve ittifak arayışları daha çok konuşulur oldu. Ancak bu arayışlar sonuç vermiyordu. Liderler parti üzerinde küçük otokratik yapılar, hepsi tek tek baktığımızda parti üzerinde çok büyük yetkiye sahipler ve bir noktada o liderlerin siyasi hesapları, siyasi hırsları, kişisel düzeydeki iç çıkarları, ülkenin genel siyasi istikrar beklentisi çıkarlarının üstüne çıkabiliyor. Ve hiçbir zaman o kişisel düzeydeki beklentiler bu kadar ön plana çıktığı zaman da tabii o parçalanmış yapı devam ediyor. Onu düzeltemiyorsunuz. Birleşme süreçleri işlemiyor. Şimdi bir seçime gidiyoruz. Seçime giderken de bakın ittifak tartışmaları vesaire bütün bunlar yine artık siyaset profesyoneli diyebileceğimiz bir siyasetçiler bir elitinin kendi varlıklarını sürdürmeye göre ayarladıkları bir durum. Hükümet içinde de sular durulmadı. ANAP ve MHP kanatları arasında varlığı öteden beri bilinen gerginlik doruğa çıktı. MHP'nin Ağustos başında meclisten geçen uyum yasalarını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamasıyla ANAP karşı atağa geçti. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi bir yandan uyum yasalarını iptal ettirmeye çalışmakta, bir yandan da bu çalışmaların, uyum çalışmalarının PKK'nın çalışmalarıyla aynı tutulduğuna ilişkin beyanlarda bulunmaktadır. Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğine taşıyacak ve aynı zamanda da erken seçimleri gerçekleştirecek olan geniş tabanlı bir hükümetin kurulması için bize göre iki yol vardır. Birinci yol, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükümetten çekilmesidir. Çekilen bakalım. Hükümet içinde yükselen tansiyon MHP ve ANAP'la sınırlı değildi. Yılmaz'ın ortaya koyduğu yeni hükümet planları ve seçim karşıtı tavrı ANAP ve DSP'yi karşı karşıya getiriyor, Yılmaz ve Ecevit arasındaki gerginlik manşetlere taşınıyordu. Eylül ayı ile birlikte seçimlerden sonra parlamentoya girecek milletvekilleri için ön seçim aşaması başladı. Ancak yapılan ön seçimlerde her zaman olduğu gibi tabanın isteği değil parti yönetimlerinin istekleri ağır basacaktı. Liderler sultası yine kendini gösteriyordu. Bir parti düşünün, parti kuruluyor. Siz genel başkansınız. İlleri başına getireceğiniz kimseleri siz seçiyorsunuz. İllerin başına getirdiğiniz kimseler üyeleri kendileri tayin ediyorlar. İlçe başkanlarını kendileri seçiyorlar. Üyeler de öyle belli oluyor. Onlar da o ilçe başkanlarını seçiyorlar. Daha doğrusu ilçe başkanları üyeleri öyle bir yazıyor ki, bu tabii hepsi herkes öyle yapıyor demek istemiyorum ama böyle bir düzen var. Öyle yazıyor ki o üyeler onu seçiyorlar. Şimdi ve kurultaya gelindiğinde de en başta o partinin teşkilatını belirleyen kimse, partinin lideri yeniden seçiliyor. Yanlış yapsa da yeniden seçiliyor. Onun eleştirilmesi de kolay olmuyor. Böyle bir sıkıntı bütün partilerde var. Milletvekili aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte Türk siyasetinde her seçim öncesi sahnelenen oyun tekrarlanıyordu. Parti yönetimlerince belirlenen aday listelerinin dışında kalan ya da listedeki yerlerini beğenmeyen milletvekilleri bu oyunun baş aktörleriydi. Seçimlere çeyrek kala küskünler yeniden sahneye çıktılar. Baraj korkusu yaşayan partilerin küskünlerle işbirliğine gideceği söylentileri giderek artarken erken seçim yılan hikayesine dönüyordu. Kamuoyundaki genel tavırsa seçimlerin yapılmasından yanaydı. Bu beklentiler devletin en üst kademesinde de dile getirildi. Ancak seçimin üzerindeki kara bulutlar son ana kadar dağılmayacaktı. Yapılan anketlerin sonuçları Türkiye'nin en büyük partisini kararsızların oluşturduğunu gösteriyordu. Hükümet senaryoları, ittifak arayışları ve küskünler hareketi Türk seçmenini siyasete küstürmüştü.
Türkiye'de çok önemli, çok temel yapısal değişiklikler lazım. Bu yapısal değişiklikleri gerçekleştirebilmek için siyasi güç lazım, siyasi irade lazım. Bugün bizim bildiğimiz siyasi irade halktan alınır. Diyeceksiniz ki ben yönetim sistemini şu şekilde değiştireceğim. Ben yargıyı şu şekilde değiştireceğim. Çünkü bu değişimi yaparken böyle kendiliğinden bir sandalyeden bir sandalyeye geçecek değilsiniz. O binayı yıkacaksınız. Yeniden bir şeyler yapacaksınız. Acılar, kırıklar, dökükler, sancılar çekecek toplum. Onu çekebilmesi için onu anlatmış olmanız lazım yapmadan evvel. Esas itibariyle. Türkiye'de Türk siyasetindeki en büyük eksikliklerden biri idealizm eksikliğidir. Bu özellikle siyasilerde olan bir sorun. İdealizm eksikliği ve bu belki çok ağır gözükebilir söyleyeceğim ama yurtseverlik duygusunun da siyasilerimizin en azından bir kesiminde biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Daha idealist, biraz daha yurtsever, biraz ülke çıkarını, Türkiye'nin çıkarlarını, büyük çıkarlarını, büyük menfaatlerini, kendi kişisel siyasi menfaatlerinin üstünde tutabilecek bir zihniyet, yeni bir siyaset anlayışı da gerekiyor. Sabah akşam ekonomi konuşun. Çözemezsiniz. Hukuk konuşun. Sosyoloji konuşun. Psikoloji konuşun. Sabah akşam 20 senedir artık yani günah geldi deriz biz. Vay kişi başına düşen milli gelir öyleydi de böyleydi. Kişi başına düşen şiiri, şairi, orkestra şefini, ne bileyim ben 100 metre koşucusunu, ne bileyim ben maratoncu sayısını, tarihçi sayısını, sosyolog sayısını, psikolog sayısını hesap etmediğiniz müddetçe başka başka alanlar değil, bunları örnekleme diye sayalım, tiyatrocu sayısını bir yere gelmemiz mümkün değil. Türkiye'de sizin söylediğiniz son 2 yıllık dönem içinde insanlar kim yapacak diye arıyor. Ve yanlışlık da burada. Benim umudum bu seçimden sonra, bu kim 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 seçimden sonra.